Bak ne yazıyor. Geri geleceğiz Hatay. Yani riskli ama işte insanlar giriyor yine. Normalde müsaade yok ama mecbursun, ne yapacaksın? Bazen böyle yoğun tozda maskemi takıyorum burada. Tıkanıklık yapıyor. Böyle molozların arasından kimisi evrak arıyor. Bir abi var ya, pasaport arıyordu mesela. Sinan Taymin olarak Hatay'dan sizlere sesleniyorum. Kurya Öztürk'te bir araya geleceğiz. Kurya her gün sizlere daha depremin ilk gününden beri böylesine yıkıntıların, yığıntıların arasından seslendi. Buraya gelmişken Kurya'yı görmeden depremi anlayabileceğimizi zannetmiyorum. Çok affedersiniz. Kulya'nın yanına gidiyoruz. Onun gözünden, onun dilinden depremi biraz daha anlamaya çalışacağız. Böyle insanlar arabalarla durup yanında şu eksiğimiz var, şunu duyur diyorlar değil evet, mi? Evet, çok. Yani yardım edebildiğim oluyor, bazen edemediğim oluyor. Ama genellikle vatandaş mutlaka durduruyor, bir sorunu oluyor, sorununu söylüyor. Bazen numarasını alıyorum, geri dönüyorum. Yani çok oldu yani. Bana gelen sorunların %80'i hemen hemen yani yardımcı olmuşuzdur insanlara. Ağır koku alıyorum. Benim toza karşı böyle ciddi bir rahatsızlığım var, biraz alerjik. Toz mu, ne kokuları geliyor? Yani şöyle, ağır bir koku var. Bir de yani kalmış yiyecek kokusu da oluyor ağır kokunun içinde. Toz ve yiyeceklerin kokusu, et kokusu da oluyor. Çünkü enkazın altında işte bir sürü mesela kasap var, gıda ürünlerini satan dükkanlar var. Kaldı yani, hala yani birikti burada. Yiyecekler var. Ölmüş hayvan da oluyor. Dolayısıyla yani çok ağır kokular sürüyor. Ve hala işte enkazlar kaldırılıyor ama esas mesele buradaki enkazı kaldırmak hiç kolay olmayacak. Nasıl kaldıracaklar bunları? Yani mesela şöyle, aynı anda girilemez. Bak şu an sadece 2-3 yerde enkaz kaldırılıyor ama oluşan toza bakın. Şimdi bir anda bütün enkazlara girilirse hem hafriyat kamyonu yoğunluğu olacak, trafiği kilitleyecek, hem de sağlık açısından çok büyük risk olacak. Tabii. Diye aynı anda kaldıramıyorlar enkazı. Mutlaka enkaz kaldırılmadan önce ailelere artık kime ulaşabilirlerse mutlaka haber veriliyor. Gelin enkazınızın başında durun, almanız gereken eşya varsa diye haber de veriliyor. Valilik zaten bir şey, o gün mesela kaldırılacak binaların enkazının listesini oluşturuyor. Hem sosyal medyadan bir duyuru çıkıyorlar hem de telefonla ulaşmaya çalışıyorlar. Çoğu gidiyor mesela. Vardır şimdi enkaz başında bekleyenler, bugün bizim enkazımız kalkacak diye geldik diyorlar mesela, bekliyorlar. Çadırlar hep böyle evlerin yakında, bahçelerinde insanların hep bir beklenti içerisindeler değil mi? Yani sıra bize gelsin, biz de yani girip, yanlarında olalım. Evet, mutlaka şey yapmak istiyorlar. Girip yani 2-3 ya parça, 2-3 parça hatırasını da almak isteyen var. Önemli evrağım var deyip, işte altınım var deyip bekleyen var. Böyle molozların arasından kimisi evrak arıyor. Bir abi var, pasaport arıyordu mesela. Şimdi mesela yürüyen bir sürü insan enkazda bekliyordur. Hala taşınanlar var, eşyasını çıkartmaya çalışanlar var. Bak ne yazıyor. Geri geleceğiz Hatay. Her yerde bu söz var. Zaten, geri geleceğiz Hatay. Her yerde mutlaka ya duvarlarda ya böyle işte kapılarda mutlaka bu yazıyı görüyoruz. Hatay hiç umudunu yitirmiyor ama geri dönen de çok gerçekten. Gidiyor, dayanamadım deyip geri dönen çok geri insan var. Ne yapıyor peki? Ne yapıyor mesela? Diyor ki konteynerler kurulmaya başlanmış, bir konteyner alırım. Konteynere yerleştiririm diyen var. Dayanamadım, olmuyor uzakta deyip çadırda yine yaşayanlar. Ama bayağı insan geri döndü. Yeter ki memleketinde, memleketimde kalayım diyor. Aynen. Sen daha artık tecrübesin. Bu şu anda bir doğal yıkım hali mi yoksa moloz yığınağı mı bu arkası? Şurası iki, burası bir iki katlı bir şeydi, yapıydı. Ama şunlar bir yere dökülmüş aynen. Ama öbür taraf evin enkazı. Muhtemelen işte bu binalar tamamen yıkılacak. Zaten alt katı göçmüş. Ama bu artık yıkılacak. Daha bu yıkılacak, bunun enkazı, bunun molozu. Bunların hepsini kaldırmak, tamamen temizlemek
bir 8 ay deniliyor. Ya bu çok bile aslında yani, inanılmaz bir süre. Yani büyük bütün bir şehri 5 ay, 8 ayda toplayabilmek. Size, Antakya için söyleyeceğim. Antakya'nın bina stoğu 66 bin. Sadece Antakya ilçesinin. Yaklaşık 52 bine yakın ya içinde tamamen yıkılmış veya yıkılacak bina sayısı. Yani şehrin neredeyse... Ya kaç hemen, binanın? 66 bin bina stoğu var Antakya'nın. 50 binden fazlası, 52 bini ya tamamen yıkılmış ya da acil yıkılacak ağır, orta hasarlı. Yani geride kaç? 5-10 bin bina sadece bırakılacak yani. Geri kalanın hepsi ya enkaz oldu ya da hemen yıkılacak. Yani tamamen şehir baştan yaratılacak, ilçe. Ama tabii esas bir sürü tarihi yapı var. Yani işte Habibi Neccar Camii yıkıldı, kiliseler yıkıldı. Ya hep vatandaşların işte ayakkabıları. Habibi Neccar, ben Hatay'a künefe, tabii ki hepimiz künefeciyiz ya. Evet. Bir de Hatay'ın sokaklarında dolaşmayı çok seviyordum. Evet. Habibi Neccar Camii'nde muhakkak bir hani giderdim, duamı ederdim. Evet. Ya o, şu anda o kadar akıl çok almaz üzümlü, geliyor ki ya. Değil mi? Yani yok onlar evet. Şu anda ya. Ben Maraş'ta, Adıyaman, Maraş, sonra Hatay'a geldim. Antakya'yı görünce böyle konuşamadım. Yani o meclis binasını gördüm, o künefe yediğimiz yer. Herkesin bir anısı, hatırası var. Mutlaka yani. Türkiye'de herkesin yolu bir şekilde geçmiştir yani Hatay'dan. Hatay ya. İnsanlar da kalan eşyalarını alma evet, derdindeler. Evet, taşınıyorlar. Yani riskli ama işte insanlar giriyor yine. Normalde müsaade yok ama mecbursun, ne yapacaksın? Evet. Bazen böyle yoğun tozda maskemi takıyorum burada. Tıkanıklık yapıyor. Rönesans dediğin ne? Bu büyük rezidans vardı ya. Cennetten bir köşe diye satılan rezidans. Orada. Ya buradaki deprem için biz dünyanın en büyük, yani dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadık. Hatta Japon yer bilimciler şöyle diyor. Türkiye'nin yaşadığı bu deprem dünyanın en büyük iç depremi olarak bunu nitelendiriyorlar. Yani çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde 7,7, daha sonra birkaç saat sonra biz 7,6'yı yaşadık yani. Ki ben o 7,6'da Adıyaman'daydım. Aa, ben yaşadım depremi. Ve bitmek bilmedi yani. Acayip bir yıkım oldu. 99'da depremi hatırlıyor musun? Ben o zaman Adana'daydım. Ha, o zaman sen. Ama 98 Adana depremini yaşadım. Kıyaslamak adına diyecektim. Felaket ya, böyle bir şey yok. Yok yani. Enkazdan sanat çıkartmaya çalışıyoruz. Emel hocam gelir misin? Yani bu enkazın da sanatı olur mu? Olması lazım. Bir şekilde hayata tutunacağız. Dolayısıyla bu memleketi ayağa kaldırmamız lazım. Sadece ekonomik olarak değil, sanatsal açıdan da, fikir açısından da ayağa kaldırmamız lazım. Yani bu şehir varsa 3-4 bin yıldır bir hikayesi, bir felsefesi var ki bu şehir ayağa kalkmış. 7 kere yıkılmış, tekrar yapılmış. Ben şuna inanıyorum. Antakya'nın bir ruhu var. Antakya'nın bir felsefesi var. Antakya'nın bir enerjisi var. Var ki bu şehir yaklaşık 3-4 bin yıldır aynı yere kurulmuş. Yoksa ben şunu bakın, ben Sakarya depreminden sonra Sakarya'ya da gittim, Kocaeli'ye de gittim. O ruhu, o enerjiyi orada ben göremedim. Ama Antakya'mızda var bu. Köyde büyüdüm ve dolapların içerisinde, duvarların içerisinde küçük oyuklar olurdu. Bunlara taka denir. Ama taka sizin bildiğiniz, Arapçada da hırstani derler. Hırstani aslında senin için önemli ama başkasının dokunmasını istemediğin ya da onları muhafaza etmek istediğin şeyleri özel o senin dolabın özelin. Evet, o dolabın içerisine yerleştirip perdeyle örtülmesi demekti. Ve ben böyle büyüdüm. Anneannemi rahmetle anıyorum. Bütün ölenleri de. Anneannem perdeyle örterdi onu. Onun için kıymetli olan şeyleri orada örterdi ve onlar hep benim hafızamdaydı. Onun da anılarını yaşatmak için hafıza dolaplarına başladım. Şimdi de böyle bir ortamda üzülerek söylüyorum ama bir o kadar da umutla yeniden yaşayabilmek için 41 yaşındayım ve yeniden doğmak adına hafıza dolaplarını olabildiğince üretmeye çalışacağım.
Bugün Fulya'yla depremin yıkıntıları arasında yürüdük, konuştuk. İlk günden beri buradaydı. Bizlerden daha fazla şahitlik etti burada olup bitenlere. Böyle bir görüntüyle ben de sizlere bu bölümden hoşça kalın demek istedim. Biraz daha akılda kalabilmek adına böyle bir ajitasyonu seçtim. Burada yaşananlar akıllara zarar, burada yaşananlar akıllarda mantıkla yürütülebilecek, anlaşılabilecek bir şey değil. Burada olmamıza rağmen biz hala anlamakta güçlük çekiyoruz. Biraz daha hatırlamak, biraz daha hatırlatmak derdiyle buradayız. Ne olursunuz unutmayalım. Burada her yer böyle. Bak ne yazıyor. Geri geleceğiz Hatay. Yani riskli ama işte insanlar giriyor yine. Normalde alıyor. Müsaade yok ama mecbursun, ne yapacaksın? Bazen böyle yoğun tozda maskemi takıyorum burada. Tıkanıklık yapıyor. Böyle molozların arasından kimisi evrak arıyor. Bir abi var ya. Pasaport arıyordu mesela.